Evde elektrikli süpürge çalışınca oğlum günlerce kendini salona kapatıyor. Evde hiçbir odaya girmiyor, ağlıyor. Beni de göndermiyor. Ne yapabilirim demişsiniz. Yani günlerce kendi kapatıyor derken hani nasıl bir şey? Onu çok anlayamadım ama sadece elektrikli süpürgeyle mi böyle bir şey yaşıyorsunuz? Tabii onu da bilmiyorum. Ama belki çocuğu da biraz hani rahatlatabilirsiniz. Yani onu çok ürkütmeden beraber belki süpürmeyi teklif edebilirsiniz. Neyden korktuğunu anlamaya çalışabilirsiniz. Çok üzerine gitmemek lazım. Yani çok zorlamamak gerekiyor. 18 aylık kızım insanları görünce hep ağlıyor. Ev halkı dışında kimi görse ağlıyor demişsiniz. Nezaket Hanım, hani çok çekirdek bir aileyseniz, çocuk akranlarıyla veya dışarıdan insanlarla çok bir araya gelmiyorsa belki biraz alışması lazım. Az sayıda kişiyle ilk önce başlayarak alıştırmaya çalışabilirsiniz. Kızım 8 yaşında, kardeşi 3 aylık, yeni korkuları başladı. Odadan odaya geçmekten korkuyor demişsiniz. Yani kardeşi 3 aylık. Burada tabii birçok etken olabilir. Çocuğa biraz belki yönlendirici, eşlik edici faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Onu sakinleştirmeye çalışabilirsiniz. İşte daha önce de söylediğim gibi size seslenmesini istersiniz. Siz ona cevap verirsiniz. Beraber bunu biraz oyunlaştırarak, çocuğu sakinleştirerek alışmasını sağlayabilirsiniz. Kızım 9 yaşında, karanlıktan çok korkuyor. Kapalı kapakların arkasından bir şey çıkacak diyor. Lütfen yardımcı olur musunuz demişsiniz Sevgi Hanım. Şimdi bu yaş grubunda izledikleri filmler, videolar, oyunlar tabii çok etkili oluyor. Mümkün olduğunca çocuğu rahatlatmak lazım, anlatmak gerekiyor. Beraber kapalı odada, işte karanlık odada bir tur atabilirsiniz beraberce, orada bir şey olmadığına dair. İşte kendisini rahatlatacak önlemler alabilirsiniz. Küçük çözümler ekleyebilirsiniz. Işık olabilir, işte fosforlu aydınlatıcı yapıştırmalar olabilir. Hani dolap içeriğinde neyden korktuğunu anlamaya çalışabilirsiniz. Çocuğu o anlamda rahatlatmak lazım. Meryem Hanım, oğlum 8 yaşında, korkuyor, diğer odalara dahi akşam olunca tek başına gitmiyor. Ben balkonda çamaşır sersemde, burada işte neyden korktuğunu anlamaya çalışın aslında Meryem Hanım. Yani o korku sizden ayrı kalmakla mı ilgili? Başına bir şey geleceği korkusu mu? Nedir acaba? İçeriği biraz önemli. Ne sıklıkta oluyor? Ne zamanlarda en çok yaşıyorsunuz? Çocuğu biraz yetiştirmek gerekiyor bu konuda. Ona destek olmaya çalışabilirsiniz. Anladığınızı göstermeye çalışabilirsiniz. Ama özellikle sizi kaybetmek ya da sizin nerede olduğunuz, siz onun gözünün önünden kaybolduğunuzda böyle bir şey oluyorsa belki sizi kaybetmekten korkuyordur. O zaman biraz orada anneye bağlanma, kendi güvende hissediyor mu hissetmiyor mu onlara bakmak lazım. Eğer bu durum devam ederse destek alabilirsiniz. Kardeşi 3 aylık olduktan sonra demişsiniz. Belki kardeşle ilgili bir durumdur, onu bilemiyorum. 2,5 yaşına, tuvalete gitmek istemiyor, korkuyor. Nasıl alıştırmalıyım? Gülsüm Hanım, böyle durumlarda çocuğu çok zorlamamak lazım. Çocuklar korkabilirler tuvaletten. Onlara uygun aparatlar vesaire var. Tuvalet eğitimiyle ilgili belki bu konuda doktorunuz size daha yardımcı olabilir. Kızım 4 yaşında, anaokulunda korktu. Okula gitmek istemiyor demişsiniz Aylin Hanım. Bu önemli. Şimdi çocuklar korku dolu bir tecrübe yaşadıklarında bir daha onu tekrarlamak istemezler tabii doğal olarak. Ama burada çocuğu biraz rahatlatmak, yatıştırmak, okula gitmemenin hani bir seçenek olmaması lazım aslında. Herhangi acaba orada ne yaşadı, ne oldu, problem ne? Belki anaokulu öğretmenleriyle, müdürüyle görüşüp çocuğun oraya tekrar ısınmasını sağlamak lazım. Yani onun okulda olması gerekiyor. Çünkü her korktuğunda okuldan almanız zaten uygun değil. Azize Hanım, 4 yaşında bir oğlum var. Ani sesten, çocuklardan korkuyor. Kendi gölgesinden korkuyor. Sokakta yürüyemiyoruz. Kimse dokunmayacak, kimse ellemeyecek, ona bir şey söylemeyecek.
Aziz Hanım, bu konuda ben destek almanızı öneririm. Çünkü bunların birçok sebebi olabilir ama bu yoğun bir tabloya benziyor. Belli ki sokakta bile yürüyemiyorsanız artık bence burada bir uzmana danışmanız faydalı olur. Daha detaylı incelensin. 5 aylık oğlunuz bu tarz seslerden korkabilir ya, normal. Çocuğum tilkiden korkuyor demişsiniz. Kendisi 3,5 yaşında. Bununla ilgili bir şey izlemiştir muhtemelen. Bazen sabahları anne tilkiyi öldürdüm diyor. Ne yapmam lazım demişsiniz. Beraber o korktuğu tilkinin resimlerini çizebilirsiniz. Biraz onu eğlenceli bir hale dönüştürebilirsiniz. İşte bir komiklikler ekleyebilirsiniz. İşte bak, komik bir tilki oldu, sevimli bir tilki oldu, şöyle oldu filan gibi. Yani nasıl bir figürden korktuğunu anlamaya çalışın öncelikle. Siz çizebilirsiniz. İşte daha keyifli bir hale getirebilirsiniz. Elektrik süpürgeden korktu. Şimdi yüksek sesle ağlıyor. Ne yapmam gerek demişsiniz Bekir Bey, Meryem Hanım. O, yani alıştırmak lazım çocuğu tekrar tabii. O yaş grubunda böyle ani seslerden korkmalar normal, yani durumla uyumlu. Ama çocuğu hani hiç yanında artık elektrikli süpürge çalıştırmamak değil de alıştırarak, yüksek ses dediğiniz tabii ne, o da önemli. Ama birazcık seslere alıştırırsanız bu korkular da kendiliğinden daha kaybolabilir. Kızım 2 yaşında geceleri uyanıyor demişsiniz. Her gece tekrarlıyor. 15-20 kez korkuyla uyanıyor demişsiniz. Bence bunu bir doktorunuza danışmakta fayda var. Yani 15-20 kez korkuyla uyanmak, doktoranıza sormanız daha iyi olacaktır. 3 yaşında kızım odada tek kalmaktan korkuyor. Evin içinde benim arkamdan geliyor demişsiniz. Yani 3 yaşında odada tek başına kalmaktan korkuyor olabilir. Çocuğa biraz zaman tanımak lazım. Neden korktuğunu anlamaya çalışın. Belki işte sesle çözüm bulmaya çalışabilirsiniz. Mesela siz şarkı söylersiniz, o sizi duyar. Ya da o size seslenir, siz ona cevap verirsiniz seslenmesine. Ama her seslendiğini duymaya çalışın. Çocuğun biraz kendi güvende hissetmesi bu anlamda iyi olabilir. Yasemin Hanım, o sıçrama illaki korkuların yansıması olmayabilir bebeklerde. Onu takip edin. Yani nasıl, ne sıklıkta oluyor? Onu doktorunuza sormanız daha faydalı olacaktır. Herhangi bir Aslan Hanım, sizin sorunuzu göremedim ben. Tekrar yazabilirsiniz. Nilgün Hanım, size cevap verdim diye düşünüyorum ama vermediysem tekrar yazın. Şöyle bir tekrar sorulara bakıyorum. Dediğim gibi korku ve kaygıyla alakalı olan sorulara cevap veriyorum. Şimdi burada biraz daha tabii üzerinde durmamız gereken durum. Tekrar söyleyeyim onu, yeni belki izleyenler olabilir. Çocukluk çağında, yani özellikle işte çocuğun gelişim düzeyine, yaş grubuna göre bakmak lazım bu korkulara ve kaygılara. Hangi yaş düzeyinde artık ne olduğu önemli. Çocuklarda çeşitli korkular olabilir. İşte annemin başına bir şey gelecek mi, bana bir şey olacak mı, sana bir şey olacak mı gibi. Bunları biraz anlamak lazım. Çocuğu sakinleştirmek, rahatlatmak gerekiyor. Deniz Hanım, demişsiniz ki korktuğu şeyin resmini çizdirdim, uyku tablosu yaptım, odasında yatmayı ikna edemiyorum. Burada iknadan kasıt hani biraz taviz vermemek lazım. Uyku tablosu dediğinizi tabi bilemiyorum o nedir ama çocuğun korkusunu biraz ele almak gerekiyor. Oğlum 4,5 yaşında, akşam olduğu zaman karanlıktan korkuyor.
Hayal dünyası kurduğu şeylerden tek başına tuvalete bile gidemiyor. Hayal dünyası kurdukları şeylerden o yaş grubu korkar. Bu beklenen bir şeydir. Siz de onu işte neyden korktuğunu anlamak için resim çizdirebilirsiniz. Onu komikleştirebilirsiniz. Beraber o korku dolu nesneyi çok korku dolu hale getirmekten artık çıkarabilirsiniz. Daha doğrusu çocuk için korku dolu olan şeyi. Ses yöntemiyle ona eşlik edebilirsiniz. Beraber tuvalete gitmek değil de size seslenir, siz ona cevap verirsiniz gibi. Yani yavaş alıştırmalara, yavaş geçişlerde alışmasını sağlayın. Bir anda alışmasını beklemeyin. Çocuklarda hani korkular olabilir. Evet. İki yaşında anneye çok bağımlı, sokakta özellikle çocuklar ve yabancılardan korkuyor. Tanımadığı biri olunca kucağımdan inmiyor demişsiniz. Tanımadığı biri olduğunda yani anneye, tabii anneden artık yavaş yavaş ayrışıp etrafı keşfetmesini bekleriz. Bu yaşta yani keşfetmeye başlamasını bekleriz. Çocuklardan, yabancılardan korkuyor. Acaba çok bu zamana kadar bir araya gelmediniz mi? Çok akranlarıyla bir arada olmadıysa yavaş, daha yeni yeni alışıyor olabilir. Onu ileride kreşe verdiğinizde daha rahat edersiniz bu konuda ama eğer bu çok yoğun bir problemse, yani sizin hayatınızı çok etkiliyorsa ve sık yaşanıyorsa, sokakta çok yoğun korkması vesaire, belki bir destek alabilirsiniz. Kızım yalnız kalmak istemiyor. Bıraktığımda saatlerce susmayan ağlaması oluyor. Nasıl bir yol izlemem gerekir? Siz onu uyuyana kadar eşlik edebilirsiniz. Sonra kendi yerinize geçersiniz. Yani uyuyana kadar eşlik etmekte herhangi bir problem yok. Ama kendi yatağında yatması konusunda çok tutarlı davranmak lazım. Bu konularda verdiğiniz herhangi bir taviz devamı gelir. Kızım 2 yaşına, gece ışık açık yatmak istiyor. Kapattığımızda ağlamaya başlıyor. Karanlık korkusunu nasıl yenebiliriz? Küçük bir minik bir ışıkla devam edebilirsiniz. Bir anda karanlıkta yatmasını beklemek çok gerekli değil. Belki yavaş yavaş alıştırabilirsiniz. Yani çok ince bir ışıkla yatmasını sağlayabilirsiniz. Konuşmayla alakalı kısma hiç girmek istemiyorum çünkü o bambaşka bir konu. Kelimede duraklama demişsiniz Öznur Hanım. Belki bu konuda destek almanız iyi olabilir sizin. Çünkü o apayrı bir konu. Şimdi oraya giremeyeceğim. 2 yaşında kızım var. Odada biri olduğunda dahi kapı kapatıldığında kapıya vurup ağlama krizine giriyor. Sebebi ne olabilir? Kapı kapatıldığında kapıya vurup ağlama krizine giriyor. Yani herhangi bir bununla ilgili bir şey mi yaşadı? Nedir oradaki problem? Tabii onu bilemeyeceğim ama yani çocuğu orada bir şey olmadığını ikna etmek, yani biraz güvende hissettirmek lazım. Acaba neden orada güvende hissetmiyor? Ona bakmak gerekir. Hani kapıyla ilgili, işte kapı çarptı da onun sesinden mi korktu ya da bir yerde kapalı mı kaldı? Onlar önemli. Emine Hanım demişsiniz ki kızım 6 yaşında kaygılı gibi geliyor bana. Yaptığı şeylerin yanlış olmasından kaygılanıyor. Bu konuda nasıl yardımcı olabilirim ona demişsiniz. Bu çok güzel bir soru. Burada çocuk aslında bir performans kaygısı yaşıyor olabilir. Yani yeterince iyi yapıyor muyum, iyi gidiyor muyum, kötü mü yaptım, yanlış mı yaptım, doğru mu yaptım kaygısı yaşıyor olabilir. Veya işte yani burada bunu yaşamasına sebep olacak herhangi bir tutum, söylem vesaire varsa bunları tabii
kesmek gerekiyor. Çocuğu biraz teşvik edici ve cesaretlendirici yaklaşmak gerekiyor. Burada öğretmenlere de çok pay düşüyor aslında. Öğretmeniyle konuşup onun tutumları nasıl, çocuğa nasıl yaklaşıyor ona da bakmak lazım. Toplu bir destekle fayda sağlanabilir. Yani hem ev ortamında hem okul ortamında. Sadece ev ortamında ki düzelme, okul ortamında eğer yanlış bir tutum varsa yine çocuğun bu kaygısını besleyebilir. Kaygıyı beslememek, cesaretlendirmek gerekir. Oğlum beni herkesten kıskanıyor. Yanıma biri yaklaşsa öpse ağlamaya başlıyor. 2 yaşında demişsin Selin Hanım. Burada biraz artık ayrışma lazım tabii. Bir şeylerden korkuyor gibi demişsiniz, 11 aylık oğlum kilitliyor gibi, 1 dakika sonra ağlamaya başlıyor, kucağına alıp sakinleştiriyorum. Bunun sebebi ne olabilir? Ellerini sıkıp sanki bozuluyormuş gibi. Bunun sebebi birçok şey olabilir aslında. Belki bunu doktorla konuşmanız daha iyi olur. Hani nedir oradaki o kendini sıkması vesaire. Ama hani bu bir korku olmak zorunda değil. Uyku düzeniyle ilgili kısma girmiyorum çünkü uyku mevzusu biliyorsunuz ki bambaşka bir konu. Uyku düzeniyle ilgili o yüzden çok sorular geliyor görüyorum ama onları cevaplamadan geçiyorum. Konumuz korku ve kaygılar. Uykuyla ilgili mutlaka başka bir oturum zaten olacaktır. Özgür Hanım demişsiniz ki 6 yaşında oğlum var, 4-5 aydır ilk söylediği kelimeden sonra duraklıyor, ondan sonra konuşuyor. İşte bunu bilemiyorum. Konuşmayla ilgili burada birçok sebep olabilir. Size cevap verdim zaten herhalde, değil mi? Dediğim gibi destek almanız iyi olabilir bu konuda. Gaz sancısı demişsiniz. Abdurrahim Bey korkarak, bağırarak ağlamaya başlıyor. 38 günlük. Bunu mutlaka çocuk doktorunuzla konuşun, daha sağlıklı olacaktır. 2 aylık kızım dokunduğum zaman aniden irkiliyor. Bebeklerde bu ani irkilmeler gözlenebilir. Tuğba Hanım demişsiniz ki oğlum 4,5 yaşında, son zamanlarda markette bile koluma sarılıyor. Beni bırakma, korkuyorum diyor. Evin içine yalnız değilken bile korktun. Uykuya geçmek istemiyor, huzursuz oluyor sürekli. Yakın zamanda herhangi bir şey yaşadınız mı? Yani sizden ayrı kalmak zorunda oldu mu? Dışarıda başına bir şey geldi mi? Ya da herhangi bir böyle korku dolu bir tecrübe edinmiş olabilir mi? Onun ürkeceği, onun korkacağı gibi. Ya da sizinle, yani her zaman mı sizden ayrılmakta böyle tepki veriyordu, yoksa son zamanlarda mı böyle? Bunlar çok önemli. Eğer her zaman sizden ayrılmakta çok tepki veriyorduysa, o zaman size bir sizden ayrışmakta bir sıkıntı yaşıyor olabilir. Kendini güvende hissetmiyordur. Başına bir şey geleceğini düşünüyordur. Eğer bu önemli, yani takip edin bunu. Bu yoğunlukta korkuları şiddetli bir şekilde devam ediyorsa destek almanızı öneririm. Uyurken ki o sıçramaları mutlaka doktorunuzla konuşun. Hani o başka bir konu ama doktorlar daha, yani çocuk doktorunuz daha iyi yönlendirecektir. Cenk Bey demişsiniz ki oğlum 3-4 çeşit yemek dışında bir şey yemiyor. Yemek konusu da tabii şu anda oraya girmiyorum. Merve Hanım demişsiniz ki kızım 5 yaşında ve çok kaygılı, endişe ediyor sürekli, nasıl davranmalıyım demişsiniz. Yani nelerden endişe ediyor, nelere karşı kaygılı, bu önemli. Çocuğun içeriğini anlamak lazım bu kaygıların. Ondan sonra ona göre bir çözüm üretmeye kalkmak daha doğru olur aslında. Oğlum 6 yaşında kendi uyuyamıyor, hep biriyle uyuyor. Çocuğu işte biraz onun uyku kısmında ilk uykuya geçerken eşlik edip sonra da o süreyi azaltıp yavaş adımlarla, yani küçük adımlarla kendiniz için geri çekerek o süreci alıştırabilirsiniz.
güzel şey yapabilirsiniz beraberce karar verdiğiniz işte başucu lambası, koridor ışığı, aydınlatıcı başka çözümler gibi beraber karar verip bir çözüm üretmeye çalışabilirsiniz. 11 aylık oğlum uyurken ürperiyor. Yani bu bebeklerde olabiliyor. Eğer hani bunu bir doktoruna sorun, bu problem teşkil eden bir şey mi, onu bilemeyeceğim. Yemekle yeme konusuna girmiyorum şu anda. Evet, 17 aylıkken yani bebeklerde işte ani seslerden korkmalar olabilir. Yüksek seste korku olabilir. Çocuğu biraz sese alıştırmak lazım. İçeriğini ona göstermek, sesli belki oyunlar, evde sesinde kullanıldığı onun alışmasını sağlayacak şeyler denenebilir. Ama tabii çok zorlamadan, çocuğu travmatize etmeden. 18 aylık. Evet, çocuklar elektronik seslerin, cihazların seslerinden korkabilirler. Çok hani ısrar etmeyin bu konuda. Biraz zamanla alışmasını bekleyebilirsiniz. Belki o oyuncağın çıkardığı sesten korkuyordur ama başka bir oyuncağınkinden korkmayabilir. Çeşit arayabilirsiniz. Evet. Tuvalet korkusu tabii başka bir şey. Bu tamamen tuvalet alışkanlığı ile ilgili. Çocuğun tuvaletten korkuyor olması beklenen yani beklenebilir. Dediğim gibi hani o konuda çeşitli aparatlar var. Çocuğu çok travmatize etmeden, çok zorlamadan illa bir yetişkin gibi hemen tuvalete adapte olmak durumunda değil. Çocuğun temposunda ilerleyerek bunu belki halledebilirsiniz. Arzu Hanım, 6 yaşında oğlunuz hani sizinle yatıyorsa zaten artık kendi yatıyor olması lazım. Sizi kaybetmek istemiyor muhtemelen. Sizden ayrışmakla ilgili bir sıkıntı var. Bunun yani bu ne kadar zamandır böyle yeni olan bir şey mi? O çok önemli. Süresi, sıklığı, yoğunluğu ne, bu önemli. Çocuğu kendi yatağında yatmaya ikna edip siz ona eşlik edebilirsiniz. Neden korkuyor olduğunu anlamaya çalışabilirsiniz. İçeriğini anladıktan sonra çeşitli çözümler üretmeye çalışabilirsiniz ama artık sizin yanınızda yatması tabii çok doğru değil. 4,5 yaşındaki kızım evin kapısının kilitli olup olmadığını kontrol etmemi istiyor. Kilitli olduğunu görmeden içi rahat etmiyor demişsiniz. Elif Hanım, bu önemli aslında. Acaba bununla ilgili gündemde bir şey mi vardı? Ne oldu? İşte bir hırsız vakası mı yaşandı? Ya da sizler bu konuda tutumlarınız nasıl? Anne baba olarak çok sık kilit kontrol eder misiniz? Kaygılı mısınız? Herhangi bir şey olacağına dair çocuğun bir kaygısı ne anlamda var? Bunlar önemli. Neden buna emin olmadan uyumak istemiyor? Yani o önemli. Bunu bir takıntı haline dönüştürmesini engellemek de lazım. Yani çocuğun orada kilitli olmadığında ne olacağından ne olduğunu anlamak lazım. 2 yaşında oğlum başka çocuklarla oyun oynamak istemiyor. Anaokuluna gidince aşabilir mi demişsiniz. Aşabilir tabii yani anaokulunda biraz daha kendi akranlarıyla vakit geçirecek. O yüzden alışıp aşabilir. Kızım 5 yaşında, dışarıda elimizi kesinlikle bırakmıyor. Çekingen davranıyor. Konuşuyorum ama içinde tereddüt yaşıyor demişsiniz. Evin içine dahi hiç ayrılmıyor yanımızdan demişsiniz Eliya Hanım. Bu yoğun bir ayrılma kaygısı gibi duruyor aslında. Evin içinde bile sizin yanınızdan ayrılmıyor. Yani çocuk kendini muhtemelen hiç güvende hissetmiyor. Kendi başına durursa kaygıları var. Çocuğun bu kendi başına, yani sizin burada tutumlarınız çok önemli. Ona destekleyici ve güven verici yaklaşmanız lazım. Ama bir yandan da kendi başına olması için onu teşvik etmeniz gerekiyor. Korkuya bağlı kekemelikte geçici olup olmadığını ne kadar sürede anlayabiliriz? Gül Hanım, bu konuda ne kadar süre bilemiyorum ben ama korkuya bağlı bir kekemelik varsa zaten mutlaka bir yani her türlü durumda bir uzmana başvurmanız lazım.
Bu da çocuğun içinde bulunduğu duruma, yaşadığı olaya vesaire bir sürü şeye göre değişecektir. O yüzden hani belirgin kalıp bir şey söylemek tabii doğru olmaz. Siz bunu mutlaka ilgili alandaki uzmana danışın derim ben. Tuvaleti yatağına yatma ile ilgili sormuşsunuz. Bunu mutlaka doktoruyla da konuşun. Çünkü hani altına kaçırma başka bir durum. 2,5 yaş kreş için uygun mu? Çocuğun burada hazır olup olmaması da önemli ama 2,5 yaşta tabii alan kreşlerde var artık 3 yaşa doğru. Evet. Selçuk Bey, sizin 11 aylık oğlum var, uyurken ürperiyor dediniz. Cevap verdim aslında buna. Bebeklerde ürperme olabilir. Eğer problem teşkil eden bir durumsa, yani bu ne sıklıkta oluyor, ne kadar çok oluyor, ne yoğunlukta oluyor, bunu mutlaka doktoruna sorun. Doktorunuza sorun çocuğunuzun. Ama bu uykuda sıçramalar olabiliyor tabii. 40 günlük bebek uyku düzeni nasıl ayarlanmalı, kendisi ne ayarlamalı demişsiniz. Artık uyku düzeni biraz daha farklı bir konu. Evet, bugünkü konumuz çocukluk korkuları ve kaygılarıydı. Sorularınız için çok teşekkür ederim. Katılımınız için de. Oturumumuz zaten hemen hemen bitmek üzere. Genel olarak uykuyla ve okulla alakalı korku ve kaygı soruları çok yoğun olarak geldi. Herkese yorumları için ve katılımı için çok teşekkürler. Başka bütün soruları olabildiğince yanıtlamaya çalıştım ama bazen göremediklerim oldu. Kusura bakmayın. İyi akşamlar. Teşekkürler.